Mucizesini bu akşam konuşacağız dedik. Bu bölümü de ona ayırdık ki değişik konularda gerçekten 19 rakamı Kur'an'da çok yer alıyor. Mesela sabırla ilgili 19 farklı surede o sabrın geçtiğini tespit etmiştik. Evet hocam, 19 mucizesi bu konuda çok da tartışma oldu, yazıldı, çizildi, yıllardır da konuşuluyor. Nedir buradaki işin altındaki Şimdi mantık? 19 Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hakk'ın attığı imzadır. Denir ki efendim 19 mu olmasa 19 kod sistemi. Yani Kur'an değerini haşa ne münasebet. Ama tabiri mazur görürsün. Fazla mal göz mü çıkarıyor? Yani Kur'an'ın birden çok mucizesi var. Biri de 19. Daha çıkacaktır. Daha rakamsal mucizeler çıkacak. 19 mucizesi 1000 küsür sene sonra 1974'te tespit edildi. Bilgisayarla yapıldı bu iş. Bilgisayarla. Zaten 19 mucizesinden bahseden ayetlerde geçen o sakar kelimesi de o müteşabih bir ifadedir. Onu sembolik manasını çözdünüz mü o bilgisayar. Levvahetun lil beşer diye tanıtıyor onu. İnsanlığın önüne sonsuz tablolar koyar diyor. O sakarı tarif ederken. Bilgisayar. Bilgisayarla çözüldü. Şimdi 19 mucizesine Peygamberimizin sahabileri içinde ve bizzat Peygamberimiz işaret yoluyla da olsa dikkat çekmiştir. Mesela besmelenin imlasına müdahale etmiştir Hazreti Peygamber. Kur'an'ın hem özeti hem anahtarı besmele. 114 yerde geçiyor. 113 surenin başında, bir surenin de içinde, Neml suresi. 114 19'un katsayısıdır. Besmele'nin imlasına, yazılışına müdahale ediyor Hazreti Peygamber. Şöyle yazacaksınız diyor. 19 harf. Çünkü imlada oynadın mı 20-21 harf olabiliyor. Hayır, böyle yazacaksınız diyor. Yani şuraya bakın. Bir tek orada hassasiyeti göstermiş. Besmele 19 kod sisteminin anahtarıdır ve ilk tecelli alanı. Bismillahirrahmanirrahim. Yani hem harfleri 19'dur. Evet. Hem de Kur'an'daki tekrarı bakımından 19'un katsayısıdır. Sahabeden Said-i Nursi'ye kadar besmelenin bu 19'lu vasfı üzerinde durulmuştur. Mesela Said Nursi diyor ki 19 bin alemin bir özeti olduğu için 19 harf. Yani böyle bir ifade kullanıyor. Onun 19 harfi diyor, 19 bin alemin her birine bir işarettir. İlk inen sureye bak. 19 ayettir. Dedim ya, 19'u getirip burada 19'la ilgili bunu keşfetmiş olan Mısır asıllı Amerikalı bilgisayar uzmanı demek az, bilgisayar dehası Reşat Halife, onun kitabı var. Fakat maalesef Reşat Halife bu işi yaptıktan sonra nefsini araya soktu, bir hata işledi, yanlış yaptı ve 19 mucizesi dünyada kıyametler koparıyordu. Reşat Halife'nin o hatasından sonra 19'a destek veren birçok neydi hatası ilim hocam? Adamı, bir dakika söyleyeceğim, ağzıma tıkama lafı.
O desteğini geri çekti. Mesela bizde o zamanki Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç bu meseleyle ilgili küçük bir kitap yazmıştı. O da ben bu işe desteğimi geri çekiyorum filan. Hepsi tırstı, ürktü. Hatası şuydu. Dedi ki ben bunu keşfettim. Ben de Kur'an'da adı geçen Resullerden biriyim. Bak. Kur'an'ın mahbedi olan Resul'e ümmet olmak doyurmadı onu. Orada nefsine yenik düştü. Bir hata daha yaptı. O da bilimsel hata. Kur'an'da bütün sistem A'dan Z'ye 19'a kodlanmıştır. Zaten Kur'an kendini kitab-ı merkum olarak tanıtıyor. Rakamlarla kodlanmış kitap demektir. Aynen, kelime anlam bu. İki yerde geçiyorum tabir. Kitab-ı merkum. Yalnız Allah kelimesi, yani bu mucizenin sahibi olan kudret, kendini bu mucizenin üstünde tutmuştur. Kur'an'da sadece Allah kelimesi 19'a tabi değildir. 19'a tabi olmadığı gibi Allah kelimesi filolojik inceliklere de tabi değildir. Benim Kur'an'ın temel kavramları kitabımda Allah kelimesini, Allah maddesini orada yok. İki cilt o, koca bir kitap. Evet. Orada bunları anlattım. Temel buyrukları burada. O değil, hayır. Kavramları kitap. Temel kavramlar. Hı-hı. İki cilt böyle kocaman, evet. İki cilt kitap. Allah kelimesi tekil midir, çoğul mudur? İştikakı, etimolojisi nedir, nereden gelir? Hiçbir kesin bilgi yoktur. O kelimenin çoğulu yok. Peki, İkili yok. Nereden geldiği belli değil. Nasıl doğduğu belli değil. Allah'ın zat ismi olan o kelime, Allah'ın varlığı gibi bizim idrakimizin üstünde tutulmuştur. Allah aynen bu şekilde 19 mucizesinin kod sistemine de bağlı değildir. Reşat Halife bunu fark edemedi. Ve Allah'ı da bu sisteme bağlı tutmaya kalktı. Yanlış sonuçlara vardı. Kendine de kötülük etti. Keşfettiği sisteme de. Peki hocam, burada benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi benim okuduğum, bildiğim kadar, ukalalık etmek istemem bu konuda. Kimi yerde ben diyor Allah, kimi yerde biz diyor. Şimdi biz... Bunu tarif etmekte, bunun ne olduğunu anlamakta sıkıntı doğuyor. Hiç sıkıntı yok. Biz dediği kim? O bir üslüptür. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendisine isyansız, itirazsız, itaat ve hizmet eden varlık unsurlarını kendine izafe ederek şereflendiriyor. Biz rüzgarları gönderdik dölleyici olarak. Rüzgarlara paye veriyor. Biz denizleri şöyle yaptık, dağları şöyle. Cenab-ı Hak emrinde kullandığı sistemi de kendiyle birlikte anarak onu şereflendiriyor. İnsana diyor ya, benim yardımcım ol. Ben bunu söylediğim zaman ilk bir takım ukalalar allamelik taslayarak, bu ne biçim şey ya, hiç bugüne kadar ulema efendilerimizden duydunuz mu? Allah'a yardımcı mı olunur yani, sen kafayı mı yedin falan. Ben kafayı yemedim. Benim kafam yerinde ama sende o yok. Yedin demiyorum, yok zaten. Kur'an diyor ki künu ensarallah, Allah'ın yardımcıları olun. Kime diyor? Bize.
ya bana kafayı yedin diyen beyinsiz mahluk. Onu okumamış mı? Sen bunu okumadın mı? Bitmedi. Dur. Diyor ki Kur'an, İn tansurullâhe yansurküm. Kime diyor bu? Bu hitap kime biliyor musun? Ya eyyühellezîne âmenû. Ey iman edenler. İn tansurullâhe yansurküm. Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bitmedi. Ve le yansurannallahu men yansuruhu diyor. Yemin olsun ki Allah kendine yardım edenlere yardım eder. Bize benlik veriyor, paye veriyor. Kendiyle haşa haşa adeta eşit mertebeye çıkarıyor. Malın sahibi o, yapar. Sen şimdi Kur'an'ın bu benlik anlayışı, İkbal ego diyor, İkbal'in felsefesinin adı da ego felsefesidir. Ben ve ben, benlik felsefesi, o kötü manada bir benlik değil, yaratıcı benlik. Şimdi siz bu benlik anlayışıyla tasavvuftaki mürit zihniyetinin benlik anlayışını koyun yan yana bakalım. Mümkünü yok. Daha var o Allah'a yardım meselesiyle ilgili ayetler. 8-9 yerde. Böyle açık, radikal. Ve kelamın bütün kullanım şekilleriyle, isim şekliyle vermiş, emir şekliyle vermiş, fiil şekliyle vermiş, yeminli vermiş, yeminsiz vermiş, hiç kaçamak yok. Bu da bu 19'un içerisine giriyor mu bir ölçüde? Hayır, 19'un içine girmiyor. Ben şunu vurgulamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in yaratıcı benliğe sen bana şeyi sormadın mı? Ben biz, biz niye diyor? Der. Kendiyle birlikte anarak şereflendiriyor. Bunu tasavvuftaki yeri makul müdür? Kabul gören bir yer midir? Ney? Bu biz deyip de insanların ona Allah'a yardım etmesi, bana yardımcım ol, bir bütünleşme adına bir makul görülebilir bir... Taraf, tasavvuf, tarikatlar tasavvufunda bunlar tepe taklak edilmiştir. Onun yerine mürit gelmiş. Ne Allah'a yardımı ya? O yok yani tasavvufta. Hayır efendim. Ama özgün tasavvufta tarikatlar İslam'ın gelişinden kaç asır sonra? 3 asır sonra, 4 asır sonra oluştu. Bir de İslam'ın hemen ilk devrinde bir mistik anlayış, Kur'an'ın mistik okunuşu, mistik yorumu, mistik mesajı gündem yapılmıştır. Onlarla bizim hiçbir çekişmemiz olmaz. Onlara saygımız sonsuz. Ama tarikatlar tasavvufu başka bir şey. Gazali ile başlıyor işte. Hicri 500 küsür, 11. yüzyıl. 4-5 asır sonraki hikaye. Tarikatlar çıktı, tasavvuf mahvoldu. Bu Mevlana'dan sonra ya mı intikam şey ediyor? Hayır, hocam. Mevlana Gazali'den çok daha sonra. O evet. Aşağı yukarı 11. Şimdi Gazali 1111, Mevlana 1273 ölümü. Arada evet. Bak ne kadar zaman var. Gazali Mevlana tasavvufun o yaratıcı sistem ve anlayışın son temsilcisidir. Düşüş kabul edilir. Mevlana'dan sonra düşüşe geçmiştir. Yani duraklama devri var işte. Gazali tarikatları ilahlaştırdı. O Mevlana ile birlikte duraklama bitti, düşüşe başladı. Orada Allah insanın Allah'la bütünleşmesi temel yaklaşım, bakış açısı değil mi hocam? Şimdi Mevlana'da. Şimdi öyle ortadan lafı dersen o yerine oturmaz. Bağlamını bulalım. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki
insana. Allah her an yeni bir iş ve oluştadır. Sen de öyle ol. Bir. İki. Diyor ki, فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Benim mealimde tam karşılığı. Benim hakkım söylemek. İlk defa tam Kur'an'ı karşılığını benim mealim vermiştir. Şimdi benden aşırarak kullanıyorlar. Yayın tarihlerine bakmak lazım. Onları ilim adamları bilir. Bir iş ve oluştan, bir yorgunluktan boşalır boşalmaz yeni bir iş ve oluşa, yeni bir yorgunluğa koyul. Boşluk yok. İşte Kur'an'daki yaratıcı aksiyon, hamlecilik, felsefede aksiyon dediğimiz bu. Varoluş bu. Feyda feragta fensab, İnşirah suresi, 3 satırlık bir suredir. Onun son ayeti. Ben bunu ünlü bir hattata yazdırdım. Benim çünkü düstur hayatımdır, hayat rehberimdir. Evimde tablo halinde çalışma salonumun en görünür yerine bunu astım. Ona günde 200 defa bakarım. Hayat verir bana. Çünkü hayatım hep böyle geçti. Sana benim tezlerimden birini yöneten Alman'ın bir sözünü söylemiştim. Bir sözü daha var benimle ilgili. Diyor ki, ben hayatımda, bu birkaç sene önce söylenmiş bir sözdür, 40 yıl hiç durmadan depar koşan bir adam olarak seni gördüm. Bir adam 40 yıl hiç durmadan bir sporcu depar koşar mı ya? Bir saat koşar, iki saat koşar. Üç... Evet, hakikaten ben 40-50 yıldır depar koşuyorum. Ayetin tam İşte o ayet. Tam şeyine hocam. Ya İnşirah suresini aç, meal, meal yok mu yanında? Yok, burada değil. Meal şeyde, kütüphanede. Ben bakacağım ona. Tamam. Bakacağım ona hocam. Bir iş ve oluştan, bir yorgunluktan boşalır boşalmaz hemen, fa-i takibiye var orada çünkü, hemen yeni bir iş ve oluşa, yeni bir yorgunluğa giriş. Boşluk bırakma. Yani o de, onu ben diyorum. Ara verme. Ayet bu. Evet. Hatta şöyle bir söz vardır ya hocam, güncelledim diye ben söyleyeyim. Boşluk bırakırsanız birileri gelir o boşluğu doldurur derler. Boşluk bırakmayın. İlgi alanınızdan nerede çalışıyorsanız. Kur'an'ın dediğinin ruhuna varan kimse yok. Peki yani yaratıcı insanın tatili olmaz beyefendi. Ben görünüşte çok tatil yapan adam. Daha yeni geldim denizden, bir hafta girdim denize, yandım marsık gibi, yine gideceğim, yine gideceğim, yine bir buçuk ay denize giriyorum. Ama orada da çalışıyorsunuz. Hem nasıl, esas bitmez işlerimi orada bitiriyorum. Şimdi beyin laboratuvarıma birçok şeyi veriyorum. Veriyorum, 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 bunları hallet. Bir ay sonra bir tanesini çıkarıp veriyor bana. Al hallettim diyor. Şimdi ben sana çok yakın bir şey söyleyeyim. Bu gece. Gecenin bir yerinde kalktım. Dün gece yani. Evet. Evet. Niye kalktım? Aklınıza bir şey geldi mutlaka. Taha suresinin ilk iki ayetiyle ilgili bir talepte bulunmuştum. Bunu hallet diye. Geçen akşam konuşmuştum. O ayrı bir iş. Şimdi onu deizm kitabım yolda var ya, orada bir yerde değerlendireceğim fakat bir türlü oturtamadım. Laboratuvara gönderdim. Bununla meşgul ol dedim. Bunu bir kıvama getir.
meşguliyetini bitirmiş. 3 ay falan oldu. Dün gece kalk dedi. Hadi. Ve ben indim. 2 kat aşağı. Aşağı indim. Açtım bilgisayarı. O dosyayı açtım. Ve meseleyi halletmek için 18 tane kitap çıkardım. 4 tanesi lügat. 2,5 saat hallettim. Dosyada yerine koydum. Gittim tekrar yattım. Gecenin bir yerinde o... Böyle bir çalışma. Bu ruhu bana Kur'an verdi. Bu eserler nasıl doğuyor? Böyle doğuyor işte. Hocam ben bir şey soracağım. Bu yaratıcı, sıradan bir insan değilsiniz siz. Niye? Mümkün. Ne sıradan? Hayır, hiç sıradan. Sıradan bir insan. Sıradan bir insan olmadığınız belli. Çünkü sıradan insanların yapacağı şeyler değil bunlar. Katiyen. Dünyaya gelmiş geçmiş kendi alanlarında, bilimde, kültürde, sanatta ne kadar insan varsa hepsine baktığınız zaman, bize intikal etmiş eserlerine baktığınız zaman bunları sıradan insanların yapabilmesi mümkün değil. Ya sıradandan gayet tabii İdris Bey, o sözün boş laf değil. Ama sıradandan neyi kastettiğine bağlı. Japonya'da o bahsetmiştim sana katıldığımız toplantıda. Öyle şeyler söylediler. Onlar da meraklı bu Hristiyan muhitler. Sonra da beni başladılar bana böyle esprili holimen holimen diye çağırmaya. Kutsal adam, kutsal adam. Ya bu işleri nasıl yapıyorsun, nasıl ettin falan diye. Tabii bu 25 sene önceki hadise. O zaman da yaşımız yaptığımız işlere göre demek çok genç görüldü falan. Ben bunları bilmem, ben bunları dinlemem. Benim bildiğim şu. Ben kendimi ciddi çalışan, o Alman profesöre de söyledim bunu. Zamanı rasyonel. Sırrı nedir dedi bunun. Yani bu velutluğun sırrı. Bu prodüktivitenin sırrı. Vallahi dedim ben yani şunu söyleyebilirim dedim. Yani bilemiyorum. Bir anladığım kadarıyla ben zamanı çok rasyonel kullanırım. Tatil dedim değil mi? Ben o tatilde benim bitmez işlerimi ben o tatilleri de hallediyorum. Programlar mısınız kendiniz yani bunun için? Benim programlama lüzum yok. Ben o programlar kendini programlıyor. O beni programlıyor. Anladım. Yani özel bir çabanız yok o konuda. Kendini programlamak, bugün bu saatte şunu yapacağım, şurada şunu yapacağım, bugün bilmem şuraya gideceğim, buraya gideceğim, şu benim, saatte yemek bak yiyeceğim. Bak beyefendi benim boş zamanım yok ki ben program yapayım. Ben hep programların içindeyim. Şimdi söylenecek çok hocam, şey var. Hocam nereden nereye geldik Allah aşkına çok, ya. Çok şey var da bana sonra dedi ki yine o zat da benzeri zatlarda. Peki sen dedi 4 çocuk babasısın yani evlenmişsin 2 defa bilmem şu. Bunlar nasıl oldu dedi. Bunlar nasıl zaman ayırdın? Nasıl geçti? Dedim vallahi birçok sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama evet. Her yaptığım işi birinci sınıf yaptım. Onu biliyorum. Nereden nereye geldik? Yalnız bakın. Bu ruhu bana Kur'an verdi. Ben isterim ki bizim aydınlarımız özellikle şu gezi eylemlerinde tanıdığımız geleceğin yük taşıyacağına inandığım gençleri var ya o yabancı dil bilmem ne her şeyleri böyle mükemmel sorgulayan onlar Kur'an'dan nasiplensin isterim. Dünyanın çehresi değişir. Kur'an'ı yeniden okuması lazım insanlığın. Yeniden demiyorum hiç okumadı zaten. Okuması lazım. Bunun için insanlığa bizim ışık tutmamız gerekiyor. Ben hayatımı buna vakfettim. Ve çok iyi sonuçlar da aldım Allah'a şükür. İyi yani ben size iltifat olsun diye söylemeyeceğim ama bu bir gerçek. Kendi çevremde sizin kitaplarınızı okuyarak sizin aldıkları feyizle
Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışmaya başladığını söyleyen insanlar var yani. Bu bir gerçek. Size bir metiye olsun diye söylemiyorum bunu hocam. Neyse, ikinci eşim bana bir şey söylemişti. Bir gün bir takım hadiseler, özellikle bir hadise üzerine şoke oldu. Kültürlü, anlayışlı kadın, zaten bana fikri hayatım bakımından yakınlık duymuş. Böyle dehşete düşmüş bir vaziyette. Yaşar dedi, Allah aşkına sen nesin dedi ya. Sen neyin nesisin dedi. Ben buna dedi cevap bulamıyorum. Ben seni tarif edeyim, sen nesin dedi. Söyle bana lütfen. Bana söyle. Şoke olmuştu. Evet. Özele girip şey etmeyelim ve biz dönelim tekrar. Olur, zaten yani, zaten az bakın, az zamanımız kaldı. Kur'an'ın cilveleridir bunlar. Kur'an yapar böyle şeyleri. Ben çok hayatımda gördüm. Kur'an bunları yapar. Kur'an'la onun mümini sıfatıyla ve hakkıyla onu okursanız akıl almaz cilveler gösterir Kur'an. Böyle şoklar yaratır. İşte öyle sorar size. Çok soran var o soruyu da, ben kendi eşim dehşete düşmüş, gözleri fırlamış vaziyette böyle. Yaşar Allah aşkına dedi, sen nesin dedi. Söyle de ben bileyim, ben seni tarif edemiyorum. Ben neyin nesin sen dedi. Dönelim tekrar başa dönelim hocam da bu akşamı öyle bitirelim, az zamanımız kaldı. Gene 19 mucizeyle başladık. Oradan isterseniz. 19, şöyle düşünün. Bu kitab-ı merkum kodlanmış, rakamlarla kodlanmış kitap demek. Tam kelime manası bu. Kur'an-ı Kerim. Allah'ın 19 rakamı ile attığı bir imza ile kodlanmıştır. Bütün sistem bu 19'a bağlıdır. Koca bir kitapla bunu adam ortaya koydu. Onu burada vermeye kalksak bir hafta konuşmamız lazım, ama bazı şeylerini ileride kitaptan aydınlığa müstakilde veririz. Evet. Ramazan için ağır gelir. Öyle bir sistem ki bu, bir yanını zerre kadar hırpaladın mı çöker. Ve insan idrakinin böyle bir sisteme vücut vermesi mümkün değil. İşte mucizelik orada. Bir kozmik bir... Kesinlikle. Kesinlikle bir kozmik plan. Kesinlikle bir kozmik tertip. Bir kozmik sistem. Hüseyin Atay Kur'an-ı Kerim için diyor ki, benim aziz hocam, gayet sade böyle o Karadeniz şivesi içinde. Aziz kardeşim, bak dedi bak, Kur'an'ı kim yapmışsa Allah odur dedi. Allah'tan başka bir kuvvet Kur'an'ı yapamaz. Aynen öyle. Yapamaz. Bunun en önemli göstergelerinden biri de bu 19 mucizesidir. Burada tabii bir sürü daha soru açılabilir. Ya ne diyorsun? Şimdi niye 18, 20 değil 19? Hayır, 19. Bak dikkat et. Tek rakamlı sayıların ilkiyle sonuncusunun birleşimidir. Sayının kendi bizatihi mucize. Kendinden başka hiçbir sayıya bölünmez. Evet. Bölünmez. Evet hocam. Yarın akşam devam edeceğiz. Evet. Bu akşamı da böylece noktalayalım. Evet sevgili seyirciler, Yaşar Nuri Öztürk'e bu akşam için de teşekkür ediyoruz. Ramazan boyunca beraber olacağız. Bayramda da beraber olacağız sevgili seyirciler. Yaşar hocamız bir dinlenip gelecek. Bayramda da birlikte olacağız. Bu akşamlık bizden bu kadar. Sevgi saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.